Daha istiklal harbi devam ederken 1922 senesinin Mart'ında Mustafa Kemal'in mecliste yapmış olduğu bir konuşmada tabi o günün şartlarında doğrudan doğruya Kur'an-ı Kerim Türkçeleştirilmelidir, Arapça asıl metin ortadan kaldırılmalıdır falan gibi açık ifadeler yok. Daha üstü kapalı bir şekilde daha tabiri caizse usturuplu bir biçimde ama ben buna ilk işaret fişeği diyorum dikkatinizi çekiyorum erken bir tarih çünkü daha Türkiye henüz savaştan çıkmamış. Bağımsızlığını toprak mülkiyetini henüz daha tamamlamamış. 1922 senesinin martından bahsediyoruz. Ama Mustafa Kemal bu konudaki fikrini belki çok dikkatli dinleyenlerin ve anlayanların uyanabileceği bir biçimde mecliste yaptığı konuşmada dile getirdi. Bununla ilgili detay merak edenler varsa mesela benim bu gece programın sonunda zaten bu işi daha ayrıntılı okumak istiyorum diyenler için önereceğim 3 tane kaynak kitap olacak. Bunlardan bir tane ve en yeni tarihli olanı Hicret Toprak isminde bir hanımefendinin yazdığı Mihrap, Minber ve Devlet isimli kitaba bakabilirler. Sayfa 131. İkinci adım arkadaşlar 1926 senesinde Kadıköy Göztepe Camii İmam bir Cemalettin Efendi'nin Türkçe olarak namaz kıldırması. Namazı kıldırdı. Kıldırdığı andan itibaren bu İstanbul basınında ki bir iki tane de Ankara'da çıkan zaten ciddiye alınabilecek gazete var. O günün medyası. Çok ciddi bir gündem konusu oldu. Tepki konusu oldu basın gazeteler vasıtasıyla ya da işte İstanbul içerisinde kulaktan kulağa yayılarak duyularak bundan haberdar olan hemen hemen bütün Müslüman halk adeta küçük kıyamet kopmuşçasına bir nefret tepkisi ortaya koydular. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Akseki bunun kesinlikle caiz olmadığı, yapılanın fevkalade yanlış bir uygulama olduğu bunu yapmış olan cami imamı hakkında derhal soruşturma açıldığı beyanatını vererek basında ve halk arasında başlamış olan bu Türkçe namaz bid'atına, sapıklığına karşı bu tepkileri yatıştırmaya çalıştı. Ki hemen tırnak içinde arz edeyim. Bence Ahmet Hamdi Akseki'nin merhum bu kişisel olarak samimi tepkisiydi. Yani o Türkçe namazdan yana olup da fakat halktan ve basından gelen tepkinin yoğunluğu nedeniyle ortalığı yatıştırmaya yönelik böyle münafıkane bir tepki değildi. Muhtemelen onun zaten bilgisi haberi de yoktu. Ve görevden el çektirildi Cemalettin efendiye. Yani şimdi burada asıl bizi ilgilendiren mühim olan kısım olaya derin devletin bakışı üzerinden yaklaşacak olursak bununla zaten sürekli tekrarlanan bir taktik uygulanmış oldu. Halkın nabzı tutuldu, tepkisine bakıldı ve ama doğrudan doğruya halkın tepkisi ama basına yansımış şekliyle halkın tepkisi derin devlete, dönemin derin devleti aslında dönemin devletidir. Yani böyle işin zirvesine, piramidin tepesine gittiğiniz vakit ne demek istediğim anlaşılıyordur herhalde. Birbirinden ayrı farklı hatta birbirine zıt böyle bir devlet ayrımı yoktur. Ben daha iyi anlaşılsın diye özellikle derin devlet diyorum. Buna devletin yani bildiğimiz normal devletin zirvesi de diyebilirsiniz aynı şey. Evet bu denemeyle kastetmiş olduğu maksada ulaştı ve gelen tepkilerden henüz daha bu iş için vaktin erken olduğunu anladı. Cemalettin Efendi'ye göstermelik olarak görevden el çektirildi. Üç ay kadar açıkta kaldı. Sonra birkaç yıl sonra kapatılacak olan İmam Hatip Liselerine Mustafa Necati Bey devrin en hızlı devrimcilerinden ve İslam düşmanlarından Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati Bey vasıtasıyla liseye din dersi öğretmeni olarak alındı. Hem statü itibarıyla hem maaşı aylık geliri itibarıyla aslında taltif edilmiş oldu. Bu da işin bir diğer tuhaf kısmıydı. Yani ilk bakışta yaptığı yanlıştan ötürü Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açığa alınmak suretiyle cezalandırılmış gibi görünen Türkçe namaz imamı Cemalettin Efendi 3 ay içerisinde aslında bilinçli bir şekilde devlet tarafından tam da yapmış olduğu bu önemli nabız yoklama hizmetinin karşılığı acil mükafatı olarak cami imamlıktan lise öğretmenliğine terfi etti. Diyanet kadrosundan çıktı. Milli eğitim kadrosuna girdi ki özlük hakları itibarıyla memuriyet kazanmış oldu aynı zamanda. İlginç diyorum ben buna.